Değerli Söz Sırası izleyicileri merhabalar. Sizleri Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu haftaki konumuz kuşkusuz yeni yarı yıl tatiline öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin girecek olmaları. Yani bir dönemin daha sonuna geldik. Dolayısıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gerçekten dinlenmeyi, istedikleri biçimde bu tatili değerlendirmeyi hak ettiler. Onlara iyi bir tatil diliyoruz. Tabii eğitimin durumunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir yarı yıl daha geçti ve eğitim sisteminde mevcut sorunlar ve çözüm olanakları neler? Bu konuya dair kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü eğitim dediğimizde neredeyse nüfusun tamamına hizmet eden bir kamusal hizmetten söz ediyoruz. Ve yolda, sokakta karşılaştığımız herkesin şu veya bu biçimde hayatı eğitim sistemine bir biçimde temas etmiş biçimde bir süre eğitim alanının içinde geçmiş durumda. Karşılaştığımız insanların nazik, aynı zamanda güzel sözler kurabilen, kamusal alanda nitelikli çalışmalar yürütebilen insanlar olması hep eğitim alanının çok nitelikli, çok demokratik olmasıyla yakından ilişkili. Peki bu yarı yıl içerisinde gerçekten eğitim alanında bu sözünü ettiğimiz iyi, güzel ve doğru insanların yetiştirilmesi konusunda yeterli çaba ayrıldı mı? Buna evet demek ne yazık ki mümkün değil. Çünkü Türkiye çoklu krizlerin içerisinde gerçekten zor zamanlar yaşıyor ve bunun müsebbibi kuşkusuz bizler değiliz. Doğrudan siyasal iktidar. Ekonomik bir kriz hayatımızı güçlü biçimde etkiliyor. Sağ otoriter popülist politikalar, ihraçlar, sürgünler, açığa almalar biçimimizde hayatımızı gerçekten ciddi anlamda etkilemeye devam ediyor. Bir yandaşlık, siyasal kayırmacılık kamusal hayatın hem her bütün meçelerinde kendisini hissettiriyor. Ve eğitim alanı da bu süreçten azade değil, bu süreç eğitim alanında çok olumsuz biçimde etkiliyor. Eğitimin kamusal niteliği yaygınlaştı mı, genişledi mi? Hayır. Siyasal iktidar hiçbir katılımcı politika izlemeden, eğitim sendikalarını süreçlere dahil etmeden ben yaptım olducu anlayışı sürdürmeye devam ediyor. Yani bizim ekmek alıp su alıp verdiğimiz vergileri kendi iktidar çıkarları doğrultusunda kullanmayı sürdürüyorlar. Eğitim kamusal niteliğinden büyük ölçüde uzaklaşmış durumda. Peki bilimsel mi eğitimimiz dediğimizde buna olumlu yanıt vermek de çok mümkün değil. Çünkü Van'a gidiyoruz. 3 lise karma eğitim ilkesine aykırı bir biçimde öğrencileri kızlar ve erkekler biçiminde ayrı sınıflara koymaya cesaret edebiliyor ve Van Milli Eğitim Müdürü bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Laiklik konusuna geldiğimizde bilimsellikten ayrı tutulamaz biliyorsunuz. Laik eğitimden çok hızlı bir biçimde uzaklaşma var ve başörtüsü konusu yeniden gündemleştirilmeye çalışılıyor ki bugün bu alanda biz tüm kadınların nasıl giyineceğini kendilerinin karar vermesi gerektiğini söylüyoruz. Böyle bir sorunun da şu anda olmadığını gözlemliyoruz. Ama laiklik tüm kadınların giyinme, nasıl giyinip nasıl giyinmeyeceğine elini güvence altına alan bir ilk. Bunu savunmalıyız. Laik eğitim ilkesi savunulmalı her alanda. Tabii parasız bir eğitim mi, eğitim hizmeti veriliyor biliyor mu? Hayır. Hane halklarının eğitime katkıları giderek artıyor. Ticarileştirme ve özelleştirme yine eğitim sisteminin bir sancılı konularından bir başkası. Peki eğitim demokratik nitelik taşıyor mu? Hayır. Az önce ifade ettiğimiz gibi saraydan alınan kimi politikalar Milli Eğitim Bakanlığı'nda birkaç bürokratin tekelinde tutuluyor ve oradan alınan kararlar yukarıdan aşağıya demokratik olmayan bir biçimde baskıcı bir nitelikle okullara kadar ulaşıyor. Okullarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler kendiyle ilgili süreçlere katılamıyorlar. Dolayısıyla demokrasiyi özümsemek, demokrasiyi okulun içinde yaşama geçirmek, sınıflarımızda yaşama geçirmek pek de mümkün olmuyor. O yüzden demokratik süreçlerden hızla uzaklaşıyoruz. Anadilinde eğitim konusunda ne yapılıyor? Neredeyse hiçbir şey. Yerel lehçeler dersi bile sınırlı bir nitelikte olan bu ders için bile öğretmenler istihdam edilmiyor ve uygun eğitim olanakları sağlanmıyor. Peki cinsiyet eşitlikçi eğitim okullarımızda yaygın mı? Az önce ifade ettiğimiz gibi karma eğitimden, laik eğitimden uzaklaşıldıkça İstanbul Sözleşmesi'ni devletin çeşitli kurumlar, kuruluşları oluşturarak kadınların şiddete maruz kalmaması, ev içi şiddeti önlemek konusunda
konusunda önemli uyarılarına rağmen İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmüyor. Bu yönüyle de cinsiyet eşitlikçi bir eğitimden hızlıca uzaklaşılmış durumda. Kız çocukları ve kadınlar güçlerini ve enerjilerini kamusal anlamda hayata çıkaracak çalışmalar içerisinde ne yazık ki olamıyorlar, desteklenmiyorlar. Tabii bütün bu konuların yanı sıra fiziki altyapı eksiklikleri devam ediyor, kalabalık sınıflar sorunu devam ediyor. İkili öğretim, kurtulamadık ikili öğretimden ve taşımalı eğitimden, çocukların ve gençlerin de aynı zamanda dini cemaat ve tarikatlara, okul yönetimleri eliyle, kimi zaman öğretmenlerin, muhafazakar öğretmenlerin eliyle bu okullara, bu derneklere yönlendirildiklerini gözlemliyoruz. Bu yönüyle de laik ve karma eğitimden uzaklaşan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Peki ya öğretmen ya da tüm eğitim emekçileri, yani idari, yardımcı hizmetlerde çalışan, teknik hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız rahat mı? Hayır, en başta ekonomik sorun başta olmak üzere maaşları gerçekten enflasyon karşısında çok hızlı bir biçimde erimiş durumda. Ve %30 artış biliyorsunuz asla ve asla öğretmenleri hoşnut etmedi. Biz eğitim sendikaları bu artıştan memnun değiliz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerinin tamamı maaşları geçinebilmelerine sağlayacak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak bir düzeyde değil, yoksulluk sınırının altında bir düzeyde öğretmen maaşları, bu da çok ciddi sorunlarla karşılaşmalarına yol açıyorlar. Artık öğretmenlerimiz evden işe, işten eve, okuldan eve, evden okula bir hayat sürdürmek durumundalar. Oysa onlar kültür üreten ve kültür tüketen meslek gruplarından oldukları için onların ciddi bir biçimde yoksul sınırın çok üzerinde bir maaş almaları gerekirken ne yazık ki bu mümkün olmuyor. Hatta şeyi hatırlayalım, öğretmenlik meslek kanunuyla bu kez öğretmenler parçalanmış, bölümlere ayrılmış, yeniden dilimlenmiş ve aralarına hiyerarşi kuracak biçimde kariyer basamakları hayata geçirilmiş durumda. Öğretmenler bu kariyer basamaklarına göre bu dönem ücretlerini alacaklar. Eşit işe eşit ücret ilkesi de açıkça ihlal edildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bakın, bir baş öğretmen, birinci ve ikinci derecedeki öğretmen 5000 lira fazladan gelir elde edecek ama emekliliğine yansıyan bir gelir bu değil bu. İleride emeklilik sürecinde karşılığı olmayan ve düşük ücretlerle yaşamını sürdürmesini sağlayacak bir gelir bu. Aynı zamanda uzman öğretmen 2500 lira fazla alıyor diğer öğretmene göre. Bu da aynı zamanda emekliliğine yansıyan bir gelir değil. Dolayısıyla artık 3 maaşla karşı karşıyayız. Benzer işi yapmasına rağmen öğretmenlerimiz, benzer eğitim ve öğretim müfredatını uygulamalarına rağmen, benzer ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanmalarına rağmen, benzer okul süreçleri, benzer öğrencilerle bulunmalarına rağmen aynı okulun içerisinde öğretmenler arasında hem kariyer farklılıkları hiyerarşisi oluşturulmuş durumda hem de maaşlar ciddi biçimde ayrıştırılmış durumda. Şimdi kariyer sınavına girmeyen ya da 10 yılın altında hizmet yılı bulunan öğretmenin maaşı 12 bin lira civarında bu son artışla birlikte. Uzman öğretmenin maaşının 15 bin olduğunu görüyoruz. Baş öğretmenler ise 19 bin lira maaş alacaklar ama bu maaşlar bile, yani baş öğretmenin maaşı bile aynı zamanda yoksulluk sınırının çok altına karşılık geldiği için bu yarı yılda bir yandan öğretmenlerimiz kederli, bir yandan anne ve babaları asgari ücretli olan, sosyal yardımlarla geçinmek durumunda kalan öğrencilerimiz kederli. Aynı zamanda onların anne ve babaları, yani bizim velilerimiz kederli. Böyle yaşamak durumunda değiliz. Gerçekten eğitim sisteminde çok ciddi, çok nitelikli, çok demokratik işleyişleri hep birlikte inşa edebiliriz. Yaklaşan seçim sürecinde tüm eğitim ve bilim emekçilerinin, aynı zamanda velilerin bu kötü gidişata dur diyeceği günleri de bekliyoruz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.